Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale-i Nur okumalarımıza 8. söz üzerinden devam ediyoruz. 8. sözü 4 ders işlemiş olduk. Bir parça metinde ilerlemiş olduk. Tabii daha başlardayız. Metin uzun. Diğer sözlere göre nispeten daha uzun bir metin. Belki küçük sözlerin en uzunu bu. Şöyle bir yerde kaldığımızı hatırlıyorum. Gaibane tefekkürden hazırane tefekküre geçmek dedik. Bediüzzaman Hazretleri bunu Fatiha üzerinden anlatıyor. Orada Maliki Yevmiddin'den İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in kısmına geçişte Cenab-ı Hakk'ı gıyabında fark etme, düşünme, okuma, oradan da artık bu gaibanenin verdiği bilgiyle bir muhatap seviyesine çıkma, Cenab-ı Hakk'a bizatihi, yani onunla karşı karşıyaymış gibi cesine, la teşbih ve la temsil, dua etme, niyazda bulunma, isteme, dileme, bu makamı öyle izah ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Gaibane muhatabiyetten hazırane muhatabiyete geçme. 8. sözün içinde de o makamda bir yer var. İşte şurası. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen, bu acip ve bu acip yolla bir maksada sevk eden kimdir? Kıssadaki, daha doğrusu temsildeki iyi karakter, iyi kardeş, böyle bir uyanış yaşıyor çevresindeki olayları okuyarak, çevresindeki kurguyu bir anlam çerçevesinde yerleştirerek, onları tesadüflükten tevafuklar çıkararak, bir denk getirişin olduğunu fark ederek aydınlanma yaşıyor ki Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında Bediüzzaman Hazretleri'nin birinci lemada tespit ettiği de odur. Nuru tevhid içinde sırrı ehadiyetin inkişafı, galiba öyleydi o ifade. Yani her insan bunu yaşayabilir aslında. Çevresindeki olayların, kurguların, yaşananların kendisine özel tecelliler saklandığını, yaşam oyununda her birimizin biricik olduğunu bir nevi her insan çıkarabilir ki bu dersler de zaten o fark edişi yaşamamız için. Kulluğun gayreti de böylesi bir fark edişten beslenir arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın bize birebir, nasıl diyelim, ihtimam gösterdiğini, ilgilendiğini, Esma-ül Hüsna'sı yanımızda, tasarrufta olduğunu fark etmek, işte bu muhatabiyet hissi insanı gayrete getirir. Eğer insan her şey içinde bir şey, kesret içinde bir teklik olduğunu düşünürse, o kalabalıkta kaybolacağını da düşünebilir veya hakkı olan itinayı göstermez. Kim beni fark edecek gider mesela? Kim bana bakar ki? Diyelim bir gösteri yürüyüşü yapıyorsunuz, askerdesiniz veya okuldayken de yaptırıyorlardı eskiden, şimdi var mı bilmiyorum. Uygun adım yürüyorsunuz. Eğer insanların nazarlarının sizin üzerinizde olduğunu düşünmezseniz, ya kim fark edecek, ben de ayağımı yanlış atayım dersiniz mesela, bu kalabalıkta kim fark edecek? Ama hissetseniz ki birisi var, herkesi kontrol ediyor tek tek, uygun adım yürüyümü, yani hemen yakalıyor askerdeki komutan veya yürüyüşte öğretmen. Hemen yakalıyor, senin ayağın niye yanlış falan diyor. O zaman daha bir böyle özen gösterirsiniz o şeye uymaya. Bunun daha latif şeyi, bütün dertlerinizi, kederlerinizi, rahatsızlıklarınızı, huzursuzluklarınızı fark eden bir gözeticinizin olması. Mesela diyelim bir patronunuz var iş yerinde. Adam o kadar hassas ki mesela selam verdi, selamını düşük tonda aldınız.
Ya kardeş ne oldu, senin bir sıkıntın mı var? Bugün selamımı biraz şey aldın, böyle zayıf aldın falan. O size nasıl hissettirir ya, bizim patron her bir elemanıyla tek tek ilgileniyor gibi gibi. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın da böyle gözet işleri olduğunu fark ettiğinizde elbette onunla muhatabiyetinizde size de bir heyecan, bir gayret, bir fark edilmekten gelen neşe dolar. Tabii biz daha metni baştan alıp geleceğiz buraya. O nedenle burayı şimdilik tadımlık olarak dokunmuş olduk. Tekrar gelip konuşacağız inşallah. Yalnız tadımlık konuşmuşken şuna da atıf yapalım. 8. sözün başındaki ayetlerden hay ve kayyum, özellikle kayyum, onun içinde hay da elbette ama kayyum mesela o birebir ilgilenişin manasını deruhte ediyor, içerisinde saklıyor. Yani Cenab-ı Hak kayyumiyetiyle her an her şeyi devam ettiriyor. O halde her an her şeyle de ilgili. Yaratması ilgisinin sonucu. Yaratış ilginin delili. Cenab-ı Hak yaratma, ilgilenmese niye yaratsın ki yani? Elbette o yaratma tabiri caizse, yani hep kendi dairemizden örnekler veriyoruz ama ya adam bir şeyi yönelmiş, yapıyor, tamir ediyor veya vesaire, üzerinde çalışıyor. Ama diyorsunuz ki bu adam bununla ilgilenmiyor. Ama niye yapıyor o zaman? Bu yapması nasıl açıklanır o zaman? Yani ilgilenmeyen birisi, bir işte yine aynı örneği verelim. Adamda öyle bir yetenek var ki araba yapabiliyor. Böyle girdi bir tamirhaneye, oradaki parçaları topladı, böyle bir araba yapıyor. Ya siz diyorsunuz ki bu arabayla ilgilenmiyor bu. Ya ilgilenmiyorsa nasıl yaptı? Yani bir şeyi hem yapmak hem ilgilenmemek mümkün değildir. Cenab-ı Hak kainatı yaratıyorsa ilgili. İlgiliyse, ki kayyumiyeti bunun delili, her an yeniden yaratılış var diyoruz biz. Cenab-ı Hak varlığı hem yaratıyor hem de varlıkta nizam içinde durduruyor. O kocaman galaksiler yollarından bir gram olsun sapmadan devam ediyorlar. Milyonlarca yıldır, milyarlarca yıldır böyle kozmik bir düzen var. O düzen bir parça bozulsa evren kaosa gidecek. Öyle dengeler var. Sabiteler var, hiç değişmeyen. Evrenin burasından ta bilmem kaç milyar ışık yılı uzağa kadar, sonuna kadar evrenin aynı olan sabiteler var. Kim bu sabitleri bir sabite üzerinde tutuyor? Kanunun kendisinin bir şeyi tutma gücü var mı? Anayasa kitabı, adalet anayasa kitabı mı sağlıyor? Elbette ki onun arkasında bir ilim, irade, kudret olmadıktan sonra metinler boştur, kanunlar yani bir şey yapamazlar kanunlar. Kanunlar varlık değil ki, canlı varlık değil ki. Hayat o yüzden lazımdır, Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Çünkü biz bu yaratışı ancak hayatın o ifade ettiği ilimle, iradeyle, kudretle açıklayabiliyoruz. Cenab-ı Hak hayatlı ki, hayatlı şeyler yaratıyor bir. Hayatlı ki, her şeyle ilgileniyor iki. İlgi, hayat. Yani oradan doğruya bir kapı bulabiliriz. Din zaten alttaki ayette vardı. Din de işte bu ilginin bir delili, bir tezahürü. Cenab-ı Hakk'ın varlıkla ilgili olması, onları her an yaratacak kadar, bu kadar dakik yani, bu kadar özenti kelimesini işte şey için kullanıyoruz. Haşa, Cenab-ı Hak öyle, nasıl diyelim, insani şeylerden münezzehtir. Biz bir şeye özenmezsek onda eksiklik olur ama Cenab-ı Hak her şeyi aynı şekilde yaratıyor. Her şey özenlidir onun yarattığı. Bizim kıstaslarımıza göre diyelim. Ama işte o ilgisini gösteriyor. O ilgi de insanın iradesine kalan, eline boş sayfayla böyle şaşkın bir şekilde bırakıldığı alanda yardımcı olunmasını, oradaki kaim oluşunun devamını, oradaki doğru seçimleri bulabilmesini sağlaması gerekiyor. Kayyumiyetin has dairemizdeki tecellisi dinle oluyor veya hay isminin has dairemizdeki tecellisi dinle oluyor. Çünkü din hayatı hayat yapıyor, hayatı kemale erdiriyor dedik. Oradan buraya kadar gelmiştik. Şimdi tekrar metnimizi okuyalım. Konuşacağımız yere kadar, azıcık başında bahsettiğim o tadımlık kısma kadar okuyalım. İnşallah oraya gelince
biraz daha incelikli şekilde anlamaya çalışalım. Tabii ki hepsi Cenab-ı Hakk'ın bahşi, hidayeti, o lütfettikçe biz de öğreniyoruz. Sekizinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bakara suresinin 255. ayetinden bir ifadeydi bu. Cenab-ı Hak birdir, haydır, kayyumdur. Kur'an-ı Kerim bize bunu haber veriyor. Diğer ayet şu. İnned dine indallahil İslam. Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Yani Allah katında din İslam'dır. Başka din yok. Bu ikisi birbirisiyle bağlı. Hay ve kayyum isimlerinin en uçtaki, bizdeki en has dairedeki tecellisi dinle ortaya çıkıyor. Bir de tabii en baştaki ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, Bismillah'la, Allah'la uluhiyet dairesinde olan Rahman, onun içinde de Rahim, rahimiyetle dinde tezahür ediyor. Üç sima var demişti 14. Leman'ın 2. makamında. Kainat siması, küre-i arzın siması, bir de insanın simayı manevisi. Her birisinde dedi tecelliler var okuyabilirsek. Uluhiyeti büyük şeyde gözüküyor. Rahmaniyeti küre-i arz üzerinde gözüküyor. Rahimiyeti de bizim üzerimizde birey birey, fert fert gözüküyor. İnsanın simayı manevisinde, onun has tecellilerinde gözüküyor dedi. Bakın yine aynı ilgi. Uluhiyet, hay, mesela kayyum, uluhiyet, hay, rahmaniyet, bir altı din, o da rahimiyet. Bağı iki ayetle gözüküyor yine Bismillahirrahmanirrahim'in. 14. Leman'ın 2. makamına bakılırsa, ki burada birinci sözün hemen ahirine derc edilmiş bir metin bu, oradan da bu ayetlere bir perspektif bulunabilir. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması, eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Dinin geliş amacı var burada dedik. İşte o özgürlüğün tehlikeli alanı, doğruyu yanlışın seçimindeki sıkıntı, o var. Burada ilk söylenen ve din bize bir evet nizam ve ona tabi olma zorunluluğu getiriyor. Ama onun içinde düzeni bilmekten, kurguyu bilmekten, ne yapılacağını, neyin yapılmaması gerektiğini bilmekten gelen bir emniyet ve saadet var. Elini nereye koyduğunu biliyorsun, ayağını nereye koyduğunu biliyorsun. Din böyle bir emniyet sahası sağlıyor. Buradaki temsile bir ufak gönderme yaparsak. Hatta bakın o kitabı buraya koydum. Oradan da dediğim şeyi okuyayım, hep atlıyordum. Okuyacağım deyip okumuyordum. Burada hemen o metni de bulayım. Tam delilli olsun. Tam buldum. Adamın ismi arkadaşlar, kitap Bilgiler Kitabı. Çağımızın önemli düşünce insanlarıyla söyleşiler. Alt başlığı da bu. Konstantin von Berloven diye bir adamın söyleşilerinden oluşuyor.
Yayın evi Aylak Kitap. Bakayım, evet, Aylak Kitap'tan çıkmış. Orada Leszek Kolakowski diye bir adamla söyleşi yapmışlar. Bu adam bir filozof, Marksist filozof. Polonya doğumlu, 1927, filozof, felsefe tarihçisi. 1966 yılında Polonyalı muhalif öğrencilerden yana tavır aldıktan sonra Komünist Parti'den ihraç edildi falan filan. Adamın hayat hikayesini anlatıyor. Adam bayağı bir şeyler yapmış. Şimdi o adam işte din hakkında söylüyor bunu. Bakınız. Temel nokta şudur. Sekülerleşme çağında yaşıyoruz ki bu da kendi içinde çelişik bir olgudur. Etkisini ancak birkaç on yıldır tam anlamıyla yaydığından, geleneksel dinin tamamen unutulduğu, yitirildiği, gömüldüğü bir toplumun neye benzediğini bilmiyoruz. Yani aslında diyor, yaşadığımız toplumların tamamı dinin etkisi altında hala. Çünkü dinin doğru yanlış öğretisi duruyor diyor sosyolojilerin içinde. Öncesi de var, oraya uzanmayayım. Yani dinsizler de dinsiz bir birey değiller aslında. Dinin etkileri hala üzerlerinde var. Bunun geleneksel dinin tamamen unutulduğu, yitirildiği, gömüldüğü bir toplumun neye benzediğini bilmiyoruz. Bunun ahlaki ya da entelektüel kalıntılar biçiminde varlığını sürdürebileceğinden söz etmiyorum. Yani din diyor, kalır diyor izleri. Ama eğer her türlü dinden arınmış bir toplum hayal etmeye kalkışırsak, bu birçok manada muhtemelen bir tiranın yönettiği, bir böyle diyor şeyin, diktatör, zorbanın yönettiği, kaygının ve tamahkarlığın egemen olduğu, Thomas Hobbes'in geometrik modeline benzer. Dinsel miras fiilen yok olursa, en önemli cümle burası, burayı çizmişim de zaten. Dinsel miras fiilen yok olursa, iyi ile kötü arasındaki ayrım da geçerliliğini yitirir. Ama bunu kanıtlayamam çünkü zorunlu ampirik koşullar yerine getirilemez. Yani öyle bir toplum oluşturup test edemediğim için diyor, bunu ispat edemiyorum. Ama dinsel miras fiilen yok olursa iyi ile kötü arasında ayrım geçerliliğini yitirir diye adam bunu söylüyor. Neydi ismi, bir daha söyleyeyim. Leszek Kolakowski, bunu söyleyen adamın ismi. Kitapta dediğim gibi bilgiler kitabı. Şimdi adam Marksist. İdeolojisi seküler. Kendisi Tanrı'ya inanmıyor. Ama söylediği şeye bakınız. Bir de bizim bu yerli mahsul ateistlere bakınız. Yani onlar sanıyorlar ki dinsiz her şey daha güzel olacak. Adam bir hani felsefesine indiğinizde bu işin, neyi nasıl ayıracağız diyor. Bizi ancak diyor bir diktatör yönetebilir o şekilde. Niye? Çünkü ancak zorla tutulabiliriz. Ki Bediüzzaman Hazretleri de başka yerlerde bunu ifade ediyor. Din toplumdan diyor çıkarılırsa ancak istibdatla diyor. O da müthiş bir istibdatla ancak zapt edilebilir. Başka türlü diyor toplumu daha tutamazsın. Doğru yanlışı vicdanında yasaklayan bir şey yok. Ne fırsatını bulsa yapacak. Neyi çalabiliyorsa çalacak. Neyi kaçırabiliyorsa kaçıracak. Neye tecavüz edebiliyorsa edecek yani. Çünkü hepsinde menfaati var. Başka ayrım noktası bırakmadın ki ona. Bütün doğruları menfaat üzerinden tanıyor. İlla ahir. Bu vesileyle orayı da okumuş olduk. Yani o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Seçim hakkı bizde. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltu alallah deyip gitti ve nizam ve intizame tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare
Biri beyaz, biri siyah. O iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrüp etmiş. Yani yaklaşmış. Takarrüp, karip, yaklaşmak demek. Kurban da mesela yaklaştıran demek. Kurbanın da manasında yaklaşma var. Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıyor yani. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı muzur haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte şu adam sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acib işler içinde garip esrar var ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryadı figan ettikleri halde, nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip, ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp, kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş: "Ene inde zanni abdi bi." Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Yani bilmek de bir tür dua. Yaklaşım da bir tür dua. Bunu kişisel gelişim kitaplarında NLP vesaire böyle kendine yardım öyle ya da başlıklandırıyorlar. Kitaplarında görürsünüz. Onlar bunu seküler zeminde açıklıyorlar. Yani bir insana nasıl yaklaşırsanız ondan öyle bir muamele görüyorsunuz. Çok ham, odun, kalas bir adam değilse büyük ihtimal kibarlık kibarlıkla karşılık görür. Kabalık da kabalıkla karşılık görür. Hani siz iyimser yaklaşırsanız o adam da iyimser olur. Siz kötümser, negatif, olumsuz bir tavırla yaklaşırsanız bulduğunuz karşılık da öyle olur. Yani hayat bir verdiğini aldığın süreçtir. Seküler düzende bile insanlar bunu fark etmişler. Böyle oluyor diyorlar yani. Çözüme doğru çabalarsan, çözümcü insanlarla karşılaşıyorsun ya da çözüme yönelik tavırlarla karşılaşıyorsun. Ama karamsarlığı zorlarsan, olumsuz elektrik yayarsan, bad tavır sergilersen karşındaki insanlar da sana bedlik gösteriyorlar, kötülük gösteriyorlar, hamlık gösteriyorlar. İster istemez ham tavır hamlıkla karşılık buluyor. Kibir insanların senden uzaklaşmasıyla karşılık buluyor veya küçük görmesiyle karşılık buluyor gibi gibi kötü ahlakın kötü karşılığı var. Bu en üstte neye dayanıyor? Bir Müslümanın dünyasında bu olanın bitenin en üst açıklaması ne? İşte o bir hadisi kutsi'de bize kendini gösteriyor. Ene inde zanni abdi bi. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Yani buradaki şeyiyle kulum beni nasıl zannederse ene inde zanni abdi bi. Kulum beni nasıl zannederse onu öyle muamele ederim. Çünkü o yaklaşım da bir tür dua. Peki işte Cenab-ı Hakk'ın marifetullahı bize niye lazım? Bakınız ortaya çıktı o Esma-ül Hüsna bilgisi, sıfatları, zati sıfatları, subuti sıfatları. Ta biz bunları ilkokul, ortaokulda galiba ders aldık ilk. Ama şimdi niye yarayacak bu bilgi? Bunu öğretmiyor ki milli eğitim. Ben din kültürü ve ahlak bilgisi hocalarına buradan şey yapmak istiyorum yani. İşte bak o bilginin ne işe yaradığını bu eserler öğretiyor. Milli eğitime de buradan mesaj verelim. Yani bu Risale-i Nur külliyatından veya sadece Risale-i Nur külliyatı da değil yani. Bu tarz metinlerden Risale-i Nur deyince sanki kendi meşrebimizi övüyormuş gibi algılanıyor. O niyetle yapmıyoruz biz bunu. Yani şu metin Cenab-ı Hakk'ı bilmek neye yarıyor onu anlatıyor bize.
affedersiniz. Şimdi öğretiyorsun okulda, ben de o çarktan geçen birisi olarak, zati sıfatları şunlardır, subuti sıfatları şunlardır, Allah şöyledir, ama ne yapıyor bu bilgi bize? Hani neyi değiştiriyor bu bilgi? Hayata nereden dahil oluyor? Benim içime, varlığıma nereden giriyor bu bilginin tesiri? Onu göstermiyorsunuz ki, o bilgi ötemizde bir bilgi olarak kalıyor. Tıpkı şey gibi, hani işte okulda öğrenilen şeyler hayatta bir işe yaramaz. Öğrencilerin böyle bir şeyi vardır. Bunları öğreniyorsun da gerçek hayatta karşımıza çıkmaz diye. Din kültürü de, yani din kültürü ve ahlak bilgisinin sistemi de, dini anlatış tarzı da dini bilgiyi o hale getirdi. Adam okuyor, bu hayatta karşımıza çıkmaz diye düşünüyor. Ya nasıl çıkmaz? Din hayatın ta kendisi zaten. Ama sana öyle öğretmediler onu. İşte Risale-i Nur Külliyatı bize bu bakış açısını, bu zengin örgüyü gösteriyor. Çıkarabilmenin yollarını da öğretiyor. Üstadımız bir kısmını kendisi göstermiş. Onun ardından biz de kendi tefekkür yolculuklarımızda daha fazlasını almayı öğreniyoruz. Hayatla din nasıl bağlanır öğreniyoruz. İşte marifetullah, Allah'ın sıfatlarını, esmasını bilmek ne işe yarıyor? Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini ezberleyen, galiba 99 ismi de geçiyordu o şeyde, hadiste, cennete girer. Ben bunu şuradan derk ediyorum böyle bir şeyin. Elbette imanım var, Efendimiz buyurmuş, ama şöyle de bir sahadaki yansımasından derk ediyorum. Esma-ül Hüsna'nın manalarını tam bildiğin zaman, öğrendiğin zaman, onun hayattaki tecellilerini anladığın zaman, eşya, fiil ve esma ilişkisi, Allah ilişkisi kurduğun zaman zaten bir cennetin içine girmiş oluyorsun. İşte verdiğimiz örnekler, büyük bir bela, Allah göstermesin, kimsenin başına gelmesin, diyelim uğradı size, misafir oldu. Şimdi nasıl anlamlandıracaksınız? Allah hakimdir, rahmandır, gün doğmadan neler doğar, o bunu verdiyse çıkışını da verecektir, o insanları çaresiz bırakmaz, dert verirse dermanı vardır, hastalık verirse şifası vardır diye bildiğiniz zaman, o marifet o cehennemi ihaletten cennete çıkmaya bir kapı sağlıyor. Daha bu dünyada bir çıkış, bir anlamlandırma yöntemi, bir ardına bakma, bir gaybına sarkma böyle, yani gaybına doğru yönelebilme yeteneği kazandırıyor bize. Yani Esma-ül Hüsna tefekkürünü dünyasına yerleştiren insan, tabii ehli sünnet çerçevesi içinde, eşyayla muhatap olurken bile onun gaybına böyle hep yollar arıyor, hep hesaba katıyor. O takva sahipleridir ki gayba iman ederler. Bakara suresindeki ayetti, ikinci sözdeydi hatırlarsınız. O gayba iman edenlerin övülmesi aslında buna bir yapın bunu. Cenab-ı Hakk'ın bize bir teşviki, takvayı da o sağlıyormuş. Niye? Bak az önceki o örnekte ben niye isyan etmedim? Çünkü Allah'ın isimlerini, esmasını, sıfatlarını, şunatını hesaba kattım. Onu kattığım için orada bir felah buldum. Bu düşünce, bu sabır bende isyan fikrini erteledi veya önledi. Öyle olunca da ne oldu? Takvam korunmuş oldu. Yani takva, gaybe iman. İlişkisi buradan da gözüküyor. Gaybına inanıyorsan da takvada kalırsın. İnanmıyorsan, işte Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a, onların o Kur'an'daki kıssasında geçtiği gibi, iç yüzünü bilmediğin bir şeye nasıl sabredeceksin diyor Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Hatırlarsınız, bir çocuğu öldürüyor Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam diyor ya sen masum bir cana kıydın, bu nasıl olur diyor. Hızır Aleyhisselam sonra onu açıklıyor, diyor bu çocuk anasına babasına asi olacaktı falan. Gaybıyla açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Gaybıyla açıklıyor. Gaybıyla açıklanınca Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı takva oldu. Ama zahirde neydi? O günaha girmeydi. Hülasa o büyük resmi görmek diyoruz buna bazen. Aslında gaybına uzanmak mevzuun. Bizi varlık içinde daha başka bir varlıkla, daha üst boyutlarda muhatap ediyor. Orada bir ferahlık, bir genişlik, bir takva, bir şuur ihsan ediyor. Şüphesiz bu da Cenab-ı Hakk'ın fazlı rahmetidir. Kendisini bildirmesi, isimlerini bildirmesi, sıfatlarını bildirmesi, şuunatını bildirmesi, en başta varlığını bildirmesi onun en büyük nimetidir. Sonraki nimetler sonra gelir.
Sonraki nimetleri nikmet olmaktan koruyan, yani eziyet, zulüm, karanlık, tattı ama yedirmedi olmaktan koruyan da Cenab-ı Hakk'ı bilmektir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı bilmek, nimetin kesilmeyeceğini, bir sonsuzluktan sürekli akabileceğini, akabilir olduğunu, eğer rızası kazanılırsa alınabilir olduğunu bilmeyi getirir. Böyle bir tabii ki de marifet olduktan sonra o nimetle vuslatımızda ayrılıkla sonuçlanmaz. Çünkü yenilerini yaratabilecek Allah'a inanmış oluruz. Nimetin devamı nimetten daha lezizdir. Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Devamı nimetin kendisinden daha leziz. Çünkü ayrılık yok o devamında. Ama ötekinde ayrılık ihtimali var. Hep burada kalmayacağız. Hep bunu yiyor olmayacağız. Evet. Devam edelim. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Cenab-ı Hakk'ı iyi bilirsen iyi muamele görürsün. İyi bil ki iyi muamele göresin. İyi düşün ki iyi muamele göresin. Hüsnü zannet, hüsnünle karşılık bulasın. İşte bu bedbaht adam suizan ve akılsızlığıyla, bak suizan geldi, kötü düşünce ve akılsızlığıyla gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Bediüzzaman Hazretleri'nin metinlerinde, yalnız burada değil tahmin ediyorum çünkü sık sık yan yana geldiklerini hatırlıyorum. Suizan ve akılsızlık çok yan yana geliyor. Buradan şunu diyebiliriz gibi hissediyorum. Suizanda akıl yoktur. Yani her nasıl kendini öyle satarsa satsın. İşte Schopenhauer'ın karamsarcılığı çok büyük bir akıl gibi duruyor. Ama varlığa suizan ettiği için, İslami anlamda söylüyorum, o akıl akıl değildir. Biz o aklı akıldan saymayız. Çünkü öncülleri yanlış. Bastığı zemin yanlış. Varlığı zararlarından korunulması gereken bir zemin olarak görürsen, ondan sonra ondan yaptığın çıkarımlar hep korunma üzerine olursa, bu bizim için akıl değildir ki. Biz Cenab-ı Hakk'ın varlığı hayır üzere yarattığını düşünüyoruz. Böyle iman ediyoruz. Böyle olduğunu da sahadaki karşılıklarından görüyoruz. İnsan eğer elini bulaştırıp kirletip onların faydasını zarara çevirmezse, kendisi ortalığı karıştırmazsa, her şey fayda üzerine yaratılmış. Bunu görüyoruz. E o zaman karamsarlık üzerine üretilen akıllar bizim için akıl değil, akılsızlıktır. Bunu da tayin etmekte zorlanmayalım. Onları akıldan saymayız. Neden? Öncülleri yanlış. Arada adam ne kadar aforizma yaparsa yapsın, öncüsü yanlış olduğu için o bilgiyi biz sileriz, atarız yani. O bilginin bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur. Bu önemli çünkü bazen insanların işte ünvanları proftır bilmem ne öyle ünvanlar olduğu zaman böyle bir aklımız karışıyor. Ya bu adam da bu kadar ünvan almış, zeki bir adam şey falan. Öncülleri ne? Söylediklerinden önce öncüllerine bir inin. Öncüllerinin zemini sakatsa ya kıymeti harbiyesi yok zaten onun söylediklerinin. O bir tane profesör var böyle işte ateizmi savunanlardan televizyonlara da çıkıyor. Top sakallı, hiç aklıma gelmedi. Adam diyor ki kainatta düzen yok. Tamam bundan sonra sen ne söylesen benim için boş. Kainatta düzen yokmuş. O zaman bu fizik, kimya, biyoloji bilmem ne bunlar niye bu kadar yasa masa saptayıp formül çıkarıp duruyorlar? Bu bilim nasıl inşa ediliyor? Düzenlilikte, düzensizlikte bir şey inşa edilebilir mi? Koyuyorsun temeli, kazıyorsun, yarın geliyorsun gene kapanmış. Taşı koyuyorsun, yarın geliyorsun taş yok. Orada bir bina dikebilir misin? Nasıl yaptın bu bilimle, bilimsel metotları inşa ettin, bilimi inşa ettin sen? Nasıl keşfettin bu kadar şeyi? Bunlar böyle kitaplara sığmayacak bir birikim oldu, ayrı ayrı ihtisas alanları oldu falan filan. Bir de bilim adamısın, profesörsün. Sen bu mesleği nasıl icra ediyorsun madem kainatta düzen yok? Düzen yoksa senin o düzene dayalı bir bilginin de olmaması lazım. Çünkü bilgi düzenle ilgili bir şeydir. Yarın değişen şeyin bilgisi olmaz ki. Bugün değil, bugün aynı değil, yarın aynı değil, ertesi gün aynı değil. Hangi neyi tutacaksın ki o bilgi olacak? Bugün yarın öbürsü gün aynı olan şeyin bilgisi olur. Benim kapım odaya doğru açılıyor. Yarın da böyle açılacağı için bunun bir şeyi var, kıymeti var. Yarın öteki tarafa doğru açılıyor olsa bu bilginin kimin için ne ehemmiyeti var yani?
Veya bugün odamın kapısı var, yarın yok, belli olmuyor. Evren böyle bir kaotik ortam olsa, neyin bilgisini nerede tutacağız? Hani bir ara bir derste de konuşmuştuk. Yani yer koyduğun şeyi yerinde nasıl buluyorsun? Yer çekimi kanunu sayesinde. Cenab-ı Hak düzeni ona bağlamış. Şimdi öyle bir şey olmasa sabah koyarsın, akşam gidersin, o uzaya doğru yola çıkmış. Asıl yani cahillik bunlar, ilim görünümlü cahillikler. Suizan ve akılsızlığıyla gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Murdar pis demek yani, yaramaz, kötü. Leş manasında da mesela Sivas'ta biz kullanıyoruz, leş manasında. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı, iyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat edip çıkıp gidiyor. Şimdi arkadaşlar, burada aslında yukarıdaki hadisin şeyi var. Sahadaki pratik uygulaması var. Kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederimin sahadaki uygulaması nasıl olmalı? Her şeyin iyisine bak şeklinde olmalı. Peki kainatta hiç mi kötülük yok? Biz bunu şu açıdan reddediyoruz. Kainatta asıl olarak kötülük yok. Yani kötülüğü eğer biz amaçsızlık, adem, şer, hani böyle düşünürsek aslında hepsinin güzelliğe bakan bir tarafı var. Mesela şeytan yaratılmış. Şeytanın yaratılması şer mi? Hayır mı? Elbette şer. Yani varlığı şer. Ama Cenab-ı Hakk'ın onu yaratması hayır. Nasıl oluyor bu? Şeytan sayesinde insanlar cenneti kazanabiliyor. Şeytan sayesinde insanların bir kısmı melekleri geçecek seviyeye çıkabiliyor. Şeytan sayesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize lütfedildi. Onunla beraber Kur'an lütfedildi. Onunla beraber Miraç lütfedildi. Leyla-i Kadir, Ramazan lütfedildi. Bakın içindeyiz elhamdülillah. İlk günündeyiz, ilk orucundayız. Yani evet, iblis bize musallat oldu. Evet, büyük bir kısmımızı cehenneme götürüyor. Ama o sayede de birçok tohumumuz açıp ağaç oluyor. Yoksa hepimiz tohum kalacaktık. İşte üstadım verdiği örnek, 100 tane hurma çekirdeği var. Diyor yağmur yağdı. Bunlardan diyor 70'i atıyorum çürüdü ama 30 tanesi de ağaç oldu. Şimdi sen zarar mı etmiş olursun? Yo, 30 tane ağacın oldu yani, kocaman ağacın oldu. Yani o çekirdekler neydi ki o haliyle? Öyle de Cenab-ı Hak bir yağmur olarak, bir imtihan olarak bunu yaratmış. Fakat neticesi insanları meleklerin üstüne çıkarmış. Cennette ebedi hayat kazandıracak. Böyle bir neticeye baktığı için buna abes oldu, yanlış oldu, şer oldu demiyoruz. Bir şey ya bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir diyoruz. Bir bu, bir diğeri. Bazen de bir şey çirkin olmaz ama biz onunla doğru şekilde muhatap olmadığımız için, tamamını göremediğimiz için resmin veya tecellilerin tamamı zaman içinde ortaya çıkacağı için o şey bize çirkin gelir. Aslında güzeldir fakat bize çirkin gelir. Nedir? Mesela diyelim sizin hayatınızın ön kısmı çok yokluk içinde geçmiş. İşte sıkıntılarla falan geçmiş. Fakat bakıyorsunuz, tamam,
ilk kısmı şey gözüküyor. Karanlık bir tablo gibi. Ama sonra ne olmuş? O yokluk, o sıkıntılı halet size bir motor kuvveti olmuş. Siz o yokluktan çıkmak için gayrete gelmişsiniz ve bugün işte atıyorum sıfırdan bir holding, bir zenginlik sahibi olmuşsunuz. Seküler bir örnek ama meseleyi açan bir yanı var. Yani o şeyiniz, yokluğunuz size güç olmuş. Sonra yıllar sonra ardınıza bakıp diyorsunuz ki hani ben niye sahirler gibi baba parası yiyerek ya da miras tüketerek heba olmadım, ürettim, kazandım, insanlara da ekmek kapısı açtım falan, işte rızkımıza vesile oldu, bu kadar iş yeri açtım falan diye seviniyorsunuz. Çünkü o zaman o yokluğu çektim. O yokluk beni terbiye etti, beni yetiştirdi. Yokluğumu enerjiye çevirdim. Görebilirsek, bize verilen böylesi mahrumiyetler çoğu zaman bir terbiye aracı, yetiştirici. Şevke geliyorsunuz oradan veya orayı doğru okuyarak oradan bir ateş çıkarıyorsunuz kendinize. Bakıyorsunuz iyi durumda olan insanlar var ama nimetlerin kadrini bilmiyorlar. Bu sizde şeyi oluşturuyor. Ben yapacağım arkadaş, bunlar beceremiyor ama ben yapacağım bunu diyorsunuz. Ve Cenab-ı Hak da ihsan ediyor. Onlar yapamıyor, siz yapıyorsunuz mesela. Muvaffak oluyorsunuz. Allah ihsan ediyor. O zaman geriye baktığınızda doğruyu yaptığınızı anlıyorsunuz. Yani bak, doğru seçimi yapmışım. O zaman mahrumiyet gibi gözüktü. Yanlış gibi gözüktü ama şimdi bak neticesi güzel çıktı diyorsunuz. Gibi gibi hayatımızın içinde böyle çok şey var. O an muhatap olduğumuzda bize eksiklik görünüyor. Ama ilerleyen kısımda diyoruz ki büyük resme baktığımızda eğer o ferasete erişmişsek ya onun da hikmeti varmış diyoruz ya. Bakın bu da güzelliğini zaman içinde ortaya çıkaran bir şey. Ha, siz o kötü kardeş gibi olursanız problemlerle uğraşıp problem çoğaltırsınız. Ama iyi kardeş olursanız varlığın asıl gidiş yönünü bildiğiniz için, varlık hayra aktığı için ya büyük resimde bu hayra bakıyor her türlü. Ben arada yanlış görüyor olabilirim. Benim tayinim, benim okumam arızalı olabilir dersiniz. Kendinizi arizileştirip, kötülüğü arizileştirip hayrı asıl görürsünüz ve hayırdan da hayır bulursunuz diyoruz. Öyle müşahede ediyoruz gündelik hayatta da elhamdülillah. İyi şeylerden istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i azimeye girdi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti, korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zanlıyla, ötekinde suizan vardı, bunda hüsnü zan. Hüsnü zanlıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu arslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Nereden aldı teselliyi? Tevhidden. Her şeyi yaratan aynı Allah olduğu için bu da onun mülkü. Bu da bir hesapla bunu yapıyor. Bunun da istihdam olması ihtimali var. Bak, büyük resmi gördü, her şeyi tevhide verdi. Tevhid en büyük resimdir. Her şeyi yaratan Allah'tır. O zaman parçalar arasında uyumsuzluk olmaz. Parçalar birbirlerini engellemeye çalışıyor olamaz. Bunlar beraber bir maksada gidiyorlardır. Bütünlük onu gerektirir çünkü. Bir makinenin içindeki çarkları düşünün. Bu çarklar birbirini engellemek için mi vardır? Beraber o makinenin devamını sağlamak için mi vardır? Elbette devamını sağlamak için. Çünkü onlar bir bütün olmuşlar. Tevhid de kainatı bir bütün görmeyi beraberinde getirir ve insan artık oradaki parçaların birbiriyle çatışık, çelişik olmasını ummaz, beklemez artık. Öyle bir iman sahibi olursa, öyle bir öncülden bakarsa, mukaddemeden bakarsa der ki bunların bütünde bir anlamı var. Ben şu an bu çarkı bu tarafa dönüyor görüyorum, bu çarkı da bu tarafa dönüyor görüyorum. Ama o ikisinin de öyle olması lazım. Makinenin düzeni öyle sağlanıyor demek ki. Yani o öyle dönecek, bu böyle dönecek ama hareket bütünlükte bir şeye varacak. Amaca varacak. Ki öyledir zaten, bir böyle saatin içine baktıysanız açıp veya başka bir aletin. Bir çark var bu tarafa dönüyor, bir çark var bu tarafa dönüyor, bir çark var şu tarafa dönüyor. Hepsi böyle karmaşık, sanki birbirlerinin rağmına ama bütünde o makine bir amaca hizmet ediyor. Bir amaca yolunda istihdam olunuyor. O farklı hareketlerden bir bütünlük oluşuyor.
Evet. Şu sahranın bir hakimi var ve bu aslan o hakimin taht-ı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi, kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktı iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı arslan, aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi. Bir acayip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti, yani dehşete kapıldı. Fakat kardeşinin dehşetinden 1000 derece hafif. Çünkü büyük resmi biliyor, sezgisi var. Galiba imanı var. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki. Şimdi güzel ahlak dedik ama bir önceki ders bunun üzerine bir parça durduk. Şimdi aklıma şu da geldi, bu yukarıdaki hadisle ilgili olarak. Hani sekülerler bunu bir dünyevi amaç içinde okumuşlar dedik. Pozitif yaklaş, pozitif karşılık bul gibi. Biraz daha farklısı, Müslüman kainata hayır üzere olduğuna iman ettiği için hayır üzere olana kötülük yapılır mı? Size iyilikle gelene kötülük yapılır mı? Hayır, yani insaniyetimiz iktiza eder ki bize birisi iyilik yapıyorsa biz ona iyilik yaparız. Birisi ikramda bulunuyorsa, bir fırsat bulsak da biz de ona yapsak deriz. Birisi çok zor bir anımızda işimizi çözdü, derdimizi giderdi. Ya elimize bir fırsat geçse deriz, ya biz de şu adamın bir derdini gidersek de borcumuzu ödesek, bir vefa göstersek, yani Allah ondan razı olsun deriz. Şimdi insan tevhid ile imanla, varlığın hayra gittiğine imanla, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi hayır için yarattığına imanla hüsnü zan kazanıyor. O hüsnü zan neyi getiriyor? Ya o bana iyilik yapıyor, varlık benim iyiliğime. Benim de bunlara karşı iyi davranmam lazım. Yani eşek olmamam lazım, kaba olmamam lazım, odun olmamam lazım. Bunlar kibarlık yapıyor kardeşim, benim de bir kibarlık göstermem lazım. Güzel ahlak demek ki biraz da marifetullah'tan geliyor. Marifetullah, yani Allah'ı bilmek ve ardından eşyaya dair bir bilgi, hüsnü zanlı bir bilgi, güzel ahlakın menşei oluyor. Yani zemini böyle bir şeymiş gibi. Güzel ahlak ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acib işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet, bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. Öyleyse ben yalnız değilim. Bismillah. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor, bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, vaktimiz kalmadı, geldi konuşacağımız yere ama yine ben çenemi tutamadım. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yolla bir maksada sevk eden kimdir? Ya belli ki bu işler tesadüfi değil. Bunlarda bir organizasyon var, bir amaca gidiyor bunlar. Merak neşesi, merak hissi buradan doğdu. Neşet etti yani. Neşet etmek o demek. Bir merak neşet etti, yani yeşerdi, bitti manasında. Acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yolla bir maksada sevk eden kimdir? Biz küçükken bir çizgi film vardı. Judy ve Uzun Bacaklı Baba galiba, ismi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Japon çizgi filmi. Bir tane kıza bir iş adamı yardım ediyor ama iş adamını hiç görmemiş. Bir kere kapıda çarpışmışlar. Uzun bir adam. Onu biliyor kız sadece, yani odadan çıkarken çarptı adama. Adam odaya girdikten sonra kızı yardım ediyor ve sonra bütün hayatında da çok yardım ediyor, böyle işte eğitimini sağlıyor falan filan. Kız şey boyunca, yanlış hatırlamıyorsam çizgi film boyunca, o böyle uzun bir dizi gibiydi. Yani epey bir bölümdü. Kız onu bulmaya çalışıyor. Kim o? Niye bana yardım etti? İşte
bir merakla peşinde koşuyor. Aynısı işte hayatta bizim de olması, sahip olmamız gereken bir şey. Ya kim bana yardım ediyor? Kim beni gözetiyor? Kim bu kadar kollayan beni? Böyle bir hikaye. Bu hayatın cudisi de biziz yani. Evet. Muhabbet neşet etti. Ha pardon. Merak neşet etti. Bir merak. İki. Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Şimdi hep iyiliğini görmüşsün. İyi tecellilerini müşahede ediyorsun. Faydasını görüyorsun. Tanımaktan muhabbet şey oluyor. Çünkü tanıdıkça daha çok seviyorsun o Allah'ı. Hangi esmasıyla tanısan, hangi tecellisiyle bilsen bir derece daha muhabbetin artıyor. Dedik ya, iyileri tanımak muhabbeti arttırır. Güzel ahlaklı bir insanı ne kadar tanısanız ona muhabbetiniz o kadar artar. Ya bu adam iyi bir adam diyorlar falan filan. Sonra biraz daha tanıdınız. Ya çok da hoş sohbetmiş falan. Sonra biraz daha böyle haşır neşir olduğunuz iş yaptınız. Çok da dürüstmüş lan. De bu özelliği var falan. Ondan sonra zor gününüzde geldi, yardım etti, kol kanat geldi. Ya bu adam çok has bir adammış. Bak iyi tanımanız onun iyiliğinde ilerlemenize sebep oluyor. Onun iyiliğini tanımakta ilerlemenize sebep oluyor. Bu da muhabbeti arttırıyor. İnsanda bu böyle. Bir de Allah'ı düşünün. Her tecellisini tanıdıkça ilerleme muhabbette. Demek ki marifetullah'ın bir şeyi de bu. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini arttırıyor muhabbetullah. Marifetullah, muhabbetullah arttırıyor. Bunu Üstad Hazretleri başka metinlerinde de söyler. Tanımak sevgiyi arttırıyor iyilerde. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Evet, Allah'ı tanıdın. Önce merak ettin. Sonra tanıdın. Sonra sevdin. Şimdi sevdin, kavuşmak istiyorsun artık. O zaman o aradaki varmayı engelleyen ne var? Onlar bir kalsın aradan ya. Ben bir yolumu bulayım da bir varayım ona. Bir konuşayım onunla. Ulaşmanın bir imkanı yok mu? Tılsım. İşte o kapıyı açtıracak şey. Ali Baba'nın açıl susam açımı gibi. Asıl açıl susam açılı. Bunu dün de söyleyememiştim. Bugün de söyleyemedim. Var bunda bir şey. Açıl susam açıl. Doğrusu bu. Açım değil yani. Açım oruçtan dolayı. O ayrı bir mevzu. Tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Geldik mi dine? Bakınız. Tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti, sevgisi. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Yani şu aramızdaki şeyler bir kalksın ya, ben bir ulaşayım ona, bir kavuşayım ona. Geldi ve o arzudan yani huzur makamı diyorlar ya buna. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda gibi yaşamak, ihsan makamı. Huzuru daimi, tasavvufta buna böyle deniyor. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Yani o sahip aradan perdeleri niye kaldıracak bizden? Onun rızasına göre yaşayacağımız için. Ya da onun rızasına göre yaşamaktır onun muhabbetini kazandıracak olan. Bir alim, Müzekkin Nüfus'ta da geçiyor olabilir bu, tam emin olamadım ama Müzekkin Nüfus'ta geçiyor olabilir. Diyor ki, mürşit diyor iki şey yapar. Bir, sana Allah'ı sevdirir. İki, Allah'ı sana sevdirir. Şimdi sana Allah'ı sevdirir, tamam, Allah'ı öğretiyor. Sen Allah'ı seviyorsun o sayede, öğrenmen sayesinde. Peki Allah'ı seni nasıl sevdiriyor? Sünnet-i Resulullah'la. Onu öğrettikçe, takvayı öğrettikçe, Allah da zaten bunları seveceğini söylemiş. O sadıkul vaattir. Yani verdiği vaatten dönmez. Böyle yaparsan seveceğim demiş. Ayet ne diyor Kur'an'da? Çok büyük müjdedir bu aslında. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Cenab-ı Hak ona emrediyor. Öyle de diyor onlara. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bu bir vaattir. Cenab-ı Hak vaat etmiş. Resulüme uyun, sünnetine ittiba edin, onun takvasına sarılın. Onun yaşadığı gibi yaşayın, sizi seveceğim diye vaat etmiş. O vaadinden döner mi? Haşa, sümme haşa. O vaadinden dönmez.
vaatten dönmek ya aczden ya cehilden olur. Cenab-ı Hak aczden de münezzehtir, cehilden de. Ne edebi, yani edememe anlamında güçte bir yoksunluğu var, ne de bilememe anlamında ilminde bir yoksunluk var. Her şekilde o vaadini yerine getirecektir. Bakın din geldi şak diye hayatın ortasına oturdu. Dinle biz buna mazhar olmuşuz. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Az bir vaktimiz kaldı, biraz daha okuyalım. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi hakim, yani o gizli hakim, o gizli yönetici, hükmedici, bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği et'imeye, yani yemeklere, sofraya birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Bakınız, ağacı anlamlandırdı. Tutunduğu ağaç vardı ya, bir ağaçtı ama bir sürü meyvesi vardı. Ya dedi, yani bu sıradan bir iş değil. Sanki bu bir tanıtım, bir katalog bu. Yani nasıl önünüze menü geliyor, menüyü açtığınız zaman içinde yemeklerin resimleri oluyor. Kaç yemek var o lokantada? 40 tane yemek var. Hepsinin resimleri orada oluyor. Biraz daha böyle gelişmiş bir menü düşünelim. Böyle her yemeğin küçücük böyle bir tadımlık, tadını anlatan bir şeyi o resminin üstüne koymuşlar diyelim. Geldiğinizde o menüyü açtığınızda alıyorsunuz, onu ağzınıza atıyorsunuz, yiyeceğiniz şeyin, seçeceğiniz şeyin tadını da öğreniyorsunuz önceden. Dünya aslında bu diyor. Bu tadımlık hali, parça parça her şeyden çok olması, az bir yerde çok şeyin olması. Dünya kendisi kendi olarak az, bir küçük küre yani. Yıldızlara baktığınız zaman dünyanın kıymeti ne? O bir video var, belki siz de rastlamışsınızdır. Adam dünyadan başlatıyor. İşte güneş, gezegenler, dünyadan büyük gezegenler var. Jüpiter bizden büyük mesela. İlerliyorsun, güneş de büyük. Güneşin yanında ondan daha büyük güneşler. Bir de en büyük bir güneş var mesela. Güneş yanında dünyanın kendi yanında kaldığı gibi kalıyor. Bu büyüklük içinde küçücük bir dünya, toz zerresi gibi. O kainatın büyüklüğü içinde. Ama içi dolu dolu böyle. Her şeyden parça parça var. Çilek, elma, üzüm. Bunlar sadece bitki kısmı. Ondan başka işte bir sürü şey falan, böyle böcekler, canlılar, milyarlarca tür. Bu türlerin içinde türü tükenenler de var demek. Eskiden daha da doluymuş. Şimdi işte insanların çevreye verdikleri zararla falan türleri azalıyor. Bu kadar şey, bu kadar küçük alana niye konmuş? Uyan, uyan. Bu diyor şey, katalog, katalog. Sen diyor buradan diyor asıl gideceğin yerin bilgisini alıyorsun. Öğreniyorsun. Burada tadıyorsun. Orada nasıl bir varlıkla muhatap olacağını öğreniyorsun. Buradan yaptığın şükürler, seçimler orada sana büyük alem olarak dönecek. Menüde neyi seçersen ana yemekte onu yiyeceksin. Şükür seçersen, çileği yedin, elhamdülillah dedin. Öteki tarafta o elhamdülillah belki çilek değil, çok meyveler olarak senin önüne gelecek. Yani burası orayı yaratmak için numunelik. Tasarım alanı. Tasarım alanında doymaya gerek yok. Hafifçe tatmak yeterli. Sonra o ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. İncir ağacı niye demiş? Toprak işte. Özü toprak ama içinde bir sürü şey var. O vakit bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir. Bir fihristedir. Bir sergidir. O mahfi hakim, yani gizli hakim, sultan, bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği et imeye birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı.
ta şey yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı diye kısım başlıyor. Orası kaldı. Zaten süremiz de bir saati geçti. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun, sabrettiniz. İnşallah bu kısma kadar gelip dinlediyseniz yani. Zordur ama başardıysanız bunu. İşte gördük ki, en temelde şunu gördük yani, varlık bizi Allah'a doğru itiyor. Uyanıklar için, görebilenler için. Kainata baktığımız zaman Allah'ı aramak, dini hakka sahip olmak bir ihtiyaca dönüşüyor. O yolu kurabilenler için. Ve bu ahir zamanda o yolu bayağı bir yıkmışlar maalesef. Yani tahrip etmişler ehli dünya çeşitli araçlarla. Böylesi eserler, bizim İslami metinlerimiz bize bu yolu tekrar hatırlatıyorlar. Bunlara dönersek kurtuluruz. Bakınız elbette sanayi önemli, savunma sanayi önemli, barajlar, nükleer santral, şu bu, bunlar ne için önemli? İzzet-i İslam'ın korunması için bir parça önemi var. Çünkü gayrimüslimlere muhtaç olmak, alan el olmak onlara karşı. Elbette bizde bir psikolojik sıkıntı, kompleks oluşturuyor. Ahir zaman fitnesinin bununla da bir ilgisi var. Bunu kırmak lazım. Ayrı. Ama kimliğimizi korumak, bir asır sonrasına Ahmet ismi Ahmet içi Johnny olarak çıkmamak, değişmemek, bozulmamak bu metinlerle mümkün. Bu metinlerin üzerinde durursak aslımıza döneceğiz. Aslımızı yaşatabileceğiz. Çocuğumuzla, ailemizle, torunlarımızla bir dili konuşabileceğiz. Unutmayacağız bizim olan mirası. Ancak bununla mümkün bu. Cenab-ı Hak uyandırsın yani büyüklerimizi, devlet büyüklerimizi de, milli eğitimimizi de. Ben hep üzülüyorum yani şu Risale-i Nur külliyatı, özellikle şu küçük sözlere bahsi. Neden okullarda ders olmasın? Ne zorluğu var? Ben hatırlıyorum edebiyat derslerinde en az bunun kadar Osmanlıca kelimeler olan metinler vardı. Altında sözlüklü kelimelerin anlamları veriliyordu. Yani Nurullah Ataç'ın veya işte Kemal Tahir'in falan, bunların da metinlerinde böyle kelimeler geçiyor. Hiç geçmiyor değil ki. Onların da metinlerinde bu Osmanlıca kelimeler var. Ha bunlar anlaşılmaz da şu bu. Yok arkadaş, gayet anlaşılır metinler. Yani Cenab-ı Hak uyandırsın inşallah bir gün Risale-i Nur külliyatının, özellikle mesela bu küçük sözlerin ilkokullarda ders olarak okutulduğunu görmek bize nasip olur. İnşallah ben ölmeden görürüm diye duasını ediyorum. Bir dahaki ders buradan niyaza başladı kısmından devam ederiz inşallah. Bu defa belki öncesinin tamamını okumayız. İyi kardeşten itibaren devam ederiz. Çünkü gelemiyoruz buraya. Ben çok konuşuyorum, kendim tutamıyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.